Aha şuraya yazıyorum. Bundan sonra ben bu işte yokum. Ne nişanlarına giderim ne de düğünlerine. Ne halleri varsa görsünler. Böyle konuşma kızım. O senin tek kardeşin. Tamam anne, bu konuyu kapatalım artık. Bilmiyorum Maya. Acaba doğru mu yapıyorum? Neyim? İlkinde evliliğin doğru dürüst bilincine bile değil. Durup dururken bu konu da nereden çıktı şimdi? Şimdi Selçuk'la evlenmeye hazırlanıyorum. Hepimiz buna çok seviniyoruz. Selçuk çok iyi ve hoş bir insan. Hem her şey yolunda gidiyor galiba. Az öncesine kadar bana da öyle geliyordu. Peki şimdi ne oldu? Benim ikinci, onunsa ilk evliliği. E peki ne var bunda abla? Galiba ailesi beni istemiyor. Hamileyim Arif. Bebeğimize de mi saygın kalmadı? Oya, bana inan. Fotoğrafı da çocuklardan biri çekti zaten. İkisi de ayrı şeyler. Yapma Oya. Sor istersen. Kendini üzmemelisin. Bunu baştan düşüneceksin. Senden nefret ediyorum. Gerçeği öğrenince yaptıklarına güleceksin, biliyor musun? Sus! Duymak istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Akşamdan beri anlattıklarını düşündüm de karımın bu işe girmesine izin veriyorum. Aa, canım. Ay. Sağ ol Murat. İzin vereceğini biliyordum. Çok istiyorsun, biliyorum. Seni seviyorum. Al, parayı ayarladım. Hemen bulman çok iyi oldu. Ben de bugün Mercedes alırım zaten. Başlayalım bakalım. Bu işi sıkı tutmamız lazım Hasan. Sen hiç merak etme, arkası gelecek. Ya Hasan. Ya Murat'ın yanında pek konuşmayalım. Nasılsa işin başındayız da. Bunu kayınbiraderlerimle konuşacağım. Anlaştık o zaman. Sonra yine konuşuruz. Ben ararım. Günü ve yeri bildiririm. Hem... Hoş geldiniz beyefendi, buyurun. Hoş bulduk. Sıtkı'ya bakmıştım. Sıtkı, baksana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahir Bey, babam. Eşek her şey bu böyle. Kucağıma alabilir miyim? E tabii, buyurun. Gel. Aman. Maşallah. Ne güzelsin sen.
Şimdi ne olacak usta ya? Ne bileyim ben oğlum. Nasıl canım bilmezsin? Torununu seviyor adam. Canım benim iş yapıcı. Benim iş yapıcı. Canım. Pek de tatlı bakıyor. Adı ne bunun? Ne oluyor? Kimdi o kadın? Karımdı. Peki neden öyle davrandı? Yanlış anladı herhalde. Aramızda bir şey var sanırım. Oğlum, canım bir tane. Şimdi biraz daha iyisin değil mi bir tane? Bak anneciğin yanında. Anne, anne. Efendim canım. Söyle yavrum. Ne istiyorsan söyle annene. Şu dereceyi de yerleştirelim. Bakalım ateşin nasılmış. Dur güzelim. Niye Damla'yı getirdin? Ya baban evde olsaydı? Çok acımasız davranmıyor musun anne? Ben ne kadar Anıl'ın babasıysam o da annesi. Oğlu hastayken nasıl koşup gelmesin? İyi söylüyorsun da Nihat. Bunları boşanmadan önce düşünecektiniz. Çocuk da perişan oldu sizin yüzünüzden. Merak etme anne, hatalarımızı düzelteceğiz. Oğlanı bir tarafa bıraktınız, birbirinizle ilgileniyorsunuz. Gece Anıl hafiften ateşlenince arayayım haber vereyim dedim, evde yoktu. Bir daha olmayacak, söz veriyorum anne. Nihat, Anıl'ın ateşi 40'a çıktı, kendinden geçti. Hemen ambulans çağır. Oğlum, Anıl. Anıl. Hemen ilk yardıma götürelim çocuklar. Anne çabuk bir ambulans çağır. Alo, sen miydin Mustafa? Anıl fenalaştı. Yüksek ateşten galiba. Yok yok, Nihat burada. İlk yardıma götürüyoruz. Anne, ambulansı boş ver, taksi çağır. Gecikmeyelim. Kapatıyorum Mustafa. Taksi çağırıp hemen çıkacağız. Nereye baba? Anıl'ın ateşi iyice yükselmiş. Nermin hastaneye götürüyor, oraya gidiyor. Biz de gelelim mi baba? Yok, gerekmez. Nihat oradaymış zaten, ben size haber veririm. Sıtkı Usta'nın işi zor. Anlaşılan Mustafa Usta bebek konusunu öğrenecek diye çok korktu. Korkmaz mı oğlum? Yine şanslıymış, ucundan kurtardı. Abi biraz daha dikkatli ol. Şu lüküyle Ömer'in ağzına laf veriyorsun. Vereceğim kadarını verdim zaten. Benim derdim başka. Bir de bunları düşünecek halim yok. Mahir Bey'i görünce ne yapacağımı şaşırdım. Sen biliyor muydun geleceğini? Nereden bileyim? Geldi işte. Artık sinirlerim iyice iflas etti. Çocuklardan biri babamın yanında ağzından bir şey kaçıracak diye ödüm koptu. Kendi başıma zaten işin içinden çıkamıyorum. Bir de babam öğrenirse ne olur bilmem. Mutlaka Mahir Bey'le konuşmalısın abi. Peki ne diyeceğim? Bebek de buraya aklın estiği zamanlarda gelmeye devam ederse babam her şeyi öğrenebilir. Doğru söylüyorsun. Hiç istemiyorum ama galiba konuşmaktan başka çare yok. Abi. Efendim? Oğlun konusunda ne düşünüyorsun diyecektim. Bu konuyu konuşmuştuk Murat. Oğluma şu halimle hiçbir şey veremem. Babama torununu kucakladığını bile söyleyemedim. Hayır dedim. Kadın iyi yemek yapamıyormuş. Adam kendi ağzıyla söyledi. O da var tabii. Bilmem. Ben artık Nuraylara adımımı atmam. Neydi öyle geçen sefer? Kovar gibi gönderdi bizi. Kapatmam lazım. Akşam ara, geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Oya yok mu? Yok. Bugün hiç uğramadım.
Belki atölyededir. Oraya baktınız mı? Haklısın. En iyisi orayı arayayım. Alo. Ben Ali. O ev yok mu? Demek gelmedi. Peki uğrar mı? Aradım. Anladım. Peki. Orada da yok. Acaba evde mi? Evet, olabilir. Ermin, durumu nasıl? Kendine geldi çok şükür. Nasılsın oğlum? Bizi çok korkuttun. Benim dedem hiçbir şeyden korkmaz. Çok telaşlandık doktor hanım. Durumu nasıl? Muayene ettiğim kadarıyla şimdilik endişelenecek bir durumu yok. Tahliller yaptırdım. Sonuçlar neredeyse gelir. Bir de onlara bakacağım. Sağ ol. Nihat nereden Ermin? Tahlil sonuçlarını almaya gittiler. Gittiler mi? Kimle? Merhaba baba. Merhaba. Sonuçları doktor alma verin de incelesin. Anne yanıma gelsene. Geldim yavrum. Evet, tahmin ettiğim gibi. Tahlil sonuçları normal çıktı. Küçük hastamız ağır üşütmüş ama tedavisi zor değil. Çok şükür. Siz annesiniz değil mi? Evet. Bu mevsimde daha dikkatli olmalısınız. Sokağa çıkarken sıkı giyinmesine özen gösterin. Bol bol C vitamini alsın. Besinle de dikkat etmelisiniz. Gece üstünde sık açıyor olabilir. Mutlaka kontrol edin. Peki, siz merak etmeyin doktor hanım. Ben tamirhaneye gidiyorum Nermin. Eve gidince beni ara. Hadi geçmiş olsun yavrum. Akşama görüşürüz. Güle güle dedi. İyi günler doktor hanım. İyi günler, geçmiş olsun. Evinize hoş geldiniz. Çok güzelmiş. Daha bir şey görmedin ki, gel. Güzel bir evin var. Zaten ilk geldiğim sefer de aynı şeyi düşünmüştüm. Ama bu sefer farklı bir gözle bakmalısın. Bu ev senin de evin olacak. İçini istediğin gibi yeniden dekore etmeye ne dersin? Emin misin? Tabii ki eminim. Bu evi sahiplenmeni istiyorum. Senden izler taşımalı her köşesi. Bütün bunlar iyi güzel de hala bazı problemler var. Onları hiç konuşmuyoruz. Ne problemi? Yarın akşam bir şen olacak ama ablam benden nefret ediyor. Peki sevgilim. Madem ihtiyacın var konuşalım. Çok tedirginim. Ailenle nasıl ilişki kurmam gerektiğini bilmiyorum. Ablamı unut. O hiçbir zaman benim hayatımda etkili olmadı. Üzülme bu kadar. Kim bilir annenle baban hakkında ne düşünüyorlardır. Ablan onlara bir şeyler anlatmıştır herhalde. Biliyor musun, kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Evet, annemle babamı seviyorum. Ama seçimlerimi kendim yaparım. Onlar da buna saygı duyarlar. Beni sevmelerini istemiştim. Önemli olan biziz. Ömrümü beraber tüketmek istediğim kadını buldum. Ve çok mutluyum. Seni seviyorum. Aa! Oya ne arıyorsun bu saatte evde? Yorgun yok, dinleneceğim. Ben de Buket Hanım'ın ajansına gidiyorum. Hı. Nedenini sormayacak mısın? Neden? Tekrar reklam filminde oynayacağım da ondan. Şimdi fotoğraflarımı çektirmeye gidiyorum. Murat da biliyor. Güzel. Sevindim. Hadi ben gidiyorum. Geç kalmak istemem. Sen de bir an önce git yat. Gerçekten kötü görünüyorsun. Hadi görüşürüz.
Merhaba. Merhaba. Bugün erken gelmişsin. Bu sefer öyle oldu. Hala sıkıntılı gibisin. Bu sende kalsın. Ne oldu ki? Tuzu biberi oldu. O evde bu resmi başka bir kadının telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıtla yan yana buldu. Anlıyorum. Aslında hepsinin açıklaması o kadar basit. Olaylar nasıl böyle Arap saçına döndü ben bile bilmiyorum. Keşke daha farklı olsaydı. Farklı olmadıydı zaten. Oya bana güveniyor olmalıydı. Evet çok güzel. Biraz soluna dön güzelim. Hı-hı. Biraz başını yatır bana doğru. Bravo. Çok güzel. Şimdi saçlarını dağıt. Evet öyle. Harika. Pardon ben nereye bakacağım acaba? Objektife bak güzel. Çok güzel. Hiç kıpırdama. Son poz. Harikaydınız Tülay Hanım. Resimleriniz çok güzel çıkacak. Sahi mi? Tabii ki. Çok iyi pozlar verdin. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim. Buket Hanım, yeni iş için Tülay Hanım'ın yüzü daha uygun geliyor bana. Ne dersin? Aa doğru. Hay Allah. Neden akıl etmedim? Hemen yapımcıları arayayım. Ne işi bu? Bir margarin reklamı. Tamer'cim sen de şu filmlerin banyosunu bir an önce yap ki elimizde hazır bulur. Siz hiç merak etmeyin Buket Hanım. Yarına tamamdır. Kolay gelsin. Kerem bu ne güzel sürpriz. Fotoğraflarımı merak ettim de. Pardon, müsait misiniz? Girebilir miyim? Tabii, zaten çekim bitmişti. Tanıştırayım Tülay, bu da Kerem. Memnun oldum. Sizi daha önceden tanıyor gibiyim. Galiba ben de. Aa, hatırladım, bize gelmiştiniz. Siz Ziya Bey'in oğlu değil misiniz? Evet, siz de Murat'ın eşisiniz. Doğru ya, Mustafa amcalarla tanışmıştık. Aa, demek tanışıyorsunuz, çok sevindim. Hadi içeri girip bir şeyler içelim. Ah, pardon. Alo? Aa, merhaba yenge. Ajanstayım çıkıyordum ben de. Tamam tamam evden ararım. Çok özür dilerim benim gitmem lazım. Peki canım ben yapımcıları arar sana bildiririm. Tamam. Hı? Çok sevinirim. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi Anılcığım hadi canım aç ağzını. Hadi tatlım. İstemiyorum Allah yeter. Ama hadi aşk oğlum. Olsun ana. Çorbanı bitir ki ilaçlarını içeceksin. Ama ilaçlar çok acı baba. Bakanım, eğer itiraz etmeden çorbanı içersen sana çok güzel bir hediyem olacak, tamam mı? Aman da aman. Halası oğluma neler almış bakayım. Söylemem. Eğer sözümü dinlerse vereceğim. O zaman bu son kış. Tamam. İyi iyi tamam. Hadi bakalım. Şunu da, şunu da. Aferin oğluma. Aç bakayım ağzını. Aferin. Hepsini iç. Ay. Midem kullandı. Çocuğu fazla zorlamayın. Olur mu hanım? İlaçlarını içmezse nasıl iyileşip de okuluna gidecek? Hem benim torunum erkek adamdır. Şimdi hepsini içer. Hadi oğlum, hadi. Al bakalım. Alo. Kimi istemiştiniz? Nihat. Telefona bak. Alo. Damla. Merak etme iyi. Şimdi Oya halasıyla yemeğini yedirip ilaçlarını içirdik. Yok hayır hayır. Uyumuyor. Tamam veriyorum. Anıl gel oğlum. Alo anne. Ya. Seninle evet. Biraz içeri geçelim. İlaçlar çok acı. Ben de seni özledim anne. Şimdi gelemez misin? Lütfen. Peki tamam olur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hastayken bile yanında olamıyorum. Lanet olsun. Oğlum sen demedin mi bu kadın beni aldatıyor, ayrılmak istiyorum diye? Şimdi bu haliniz ne? Durum pek de bildiğimiz gibi değilmiş baba. Bildiğimiz gibi deme, bildiğim gibi de. Doğru dürüst bir şey anlattın yok zaten. Ama baba,
Bunun aması falan yok. Seni gerçekten aldatmışsa onunla yakınlaşman yanlış olur. Bunu kabullenemeyiz. Yok dersiyse bunun hesabını sen ver. Yanlış yaptım baba. Olay büyüttüğümüz kadar değilmiş. Koca bir evliliği yıktın, şimdi de yanlış yaptım diyorsun. Çocuk oyuncağı mı bu ha? Öyle. Baba, ben ne dediğini biliyor musun sanki? Bir yaptığını öbür yaptığını biliyorum. Dedem babama niye kızıyor babaanne? İşler yüzünden oğlum. Babalar çocuklarına bazen kızarlar anılcım. Boş ver, sen üzülme. Tamam mı canım? Peki annem niye gelmedi? Oğlum sabah birlikteydik ya. Anne Damla buraya mı geldi? Evet, ben hastalanınca babam annemi de getirdi. Oya kızım, gel şu suları dolduruver. Hadi sen biraz dinlen, ben de babaanneme yardım edeyim, tamam mı canım? Tamam. Babam bu yüzden kötü. Damla babam evdeyken mi geldi? Yok yok. Hastanede karşılaştım. E ne var burada anne? Anıl onu ne olur? Tabii ki hastaneye gelecek. Mesela onu değil. Babam onları neredeyse sarmaş dolar. Ne oldu hanım? Bu akşam bize yemek yedirmeyecek misin? Çorbalar hazır, sizi bekliyoruz. Sırkı nerede? Yayağında ya da yukarıdadır. Gelir şimdi. Arif gelmeyecek mi? Şey, o biraz yorgundu baba. Gelmeyecek mi? Yani yemek yemeyecek mi? O bir şeyler atıştırmıştır. Kıskanmanın sırası mı şimdi? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Oya'nın düşündüğü şeye bak. Neyse, gerekirse ben onunla konuşurum. Ya aslında konuşulacak pek bir şey de yok. Neden, nasıl oldu bilmem ama olay birdenbire çok büyüdü. Ne de olsa hamile. Hassas dönemişim. Tamam tamam, dert etmeyin. Oya'yı bana bırak, ben kulağını çekerim. Abi sen şimdi sinirlisin. Bırak, ben konuşurum. İyi, sen konuş o zaman. Arif, işe ne zaman başlayacağız? Bize bağlı. Ali Bey'den arabayı istedin mi abi? O iş tamamdır. İyi, yarın kadına haber vereyim o zaman. Yemek falan yediniz mi? Bir çay demleyeyim mi? Ben daha yemedim. Evde sofra hazırdır. Kalkayım ben. Sen de gel istersen. Gelmesem daha iyi olacak. Oya da orada. Babanların yanında gerginlik olmasın şimdi. Ben de çıksam iyi olacak. Gülay gelmiştir. Otur sen, biz gideriz. Barış uyudu mu? Uyudu. Kahvemi yapacak mısın? Çamaşırları makineye attıktan sonra sıra kahvemde zaten. Teşekkür ederim. Ah, sahi unuttum sormayı. Çocuğu bugün nereye götürdün öyle? Aşıya. Onu biliyorum zaten. Üstü başı benzin kokuyordu. Deniz, gel yanıma. Hayrola, ne var? Geç otur şöyle. Onu bugün babasına götürdüm. Anlamadım. Barış'ı görmesi için Sıtkı'ya götürdüm. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır, doğru söylüyorum. Bunu nasıl yaparsın Mahir? Bana sormadan nasıl cesaret edersin? Her şeyi senin için yaptım. Mutluluğumuz için. Ne alakası var bunun? Senin Sıtkı'dan yana olan korkularından kurtulman gerekiyordu. Bana ondan söz etme. Adını bile duymak istemiyorum. Böyle konuşma. İstesek de istemesek de o Barış'ın babası. Bunun benim için hiçbir önemi yok, anlıyor musun? Kızıyorsun ama aslında gitmem çok işe yaradı. Çünkü Sıtkı çocuğa sahip çıkacak durumda olmadığını bir kez daha anladı. Onun ne anladığı umurumda bile değil. Sakın bir daha böyle bir şey yapma, sakın. İnan seni bir daha hiç affetmem Mahir. Affedersin canım. Peki. Hayır anne, hiç ısrar etme. Yarın nişana falan gelmeyeceğim. Bırak şu inadı. El alem duyarsa ne der sonra? Bana ne el alemden? Bu kızın inadı aynı sen. İkiniz de Nur dediniz mi, peygamber demiyorsun. Sen de kızı ikna edeceğine işin gücün benle uğraşmak. Canım bu kadar üstüne gitmesen yarın yumuşar belki. Hayır baba, hayır. Kesin kararlıyım. Yapma kızım. Bizi el aleme rezil etme. Hem gelmezsen ben de bir daha bu eve adım mı atmam. Baba, bana böyle baskı yapma lütfen. Anne biraz yavaş konuşun. Bir yandan siz, bir yandan televizyonun sesi. Ders çalışamıyorum. Sen de şu televizyonun sesini kes de bir şeyler yap be adam. Bak,
Kız gürültüden çalışamıyor. Tamam be. Lütfen canım, benim hatırım için. Israr etme Selçuk, olamaz dedi. Ablan bana söylediği o lafın üstüne özür dilemedikçe hayatta evine gitme. Sanırım yaptığına o da pişman oldu. Uzatma ne olur. Bak Selçuk, inat ettin beni buraya kadar getirdin. Ama kararım kesin, gelme. Seni uğramak istiyorsan çık, ben seni arabada beklerim. Hayır hayır. Ben sadece seni ikna edebilirim diye getirdim. Madem niyetin kesin, o zaman yapılacak bir şey yok. Sağ ol. Daha fazla başımız ağrımasın diye ısrar ettim. Özür dilerim canım. Seni eve bırakayım. Eğer bu akşam yapımcılarla olan tanışma yemeğine gitmezsem bir daha Buket Hanım'ın yüzüne bakamam. Abartma Tülay. Nişan vardı dersin, çıkarsın işin içinden. Anlamıyorsun Murat, bu acele bir iş. Hemen bağlanması lazım. Yoksa kaçırabilirim. Yani senin için Buket Hanım Aysu ablamdan daha mı önemli? Elbette değil. O zaman gitmiyorsun demek. Hayır efendim, ben gitmiyorum falan demedim. Sadece ikisi ayrı şeyler demek istiyorum. Neyse Tülay, sabah sabah uzatmaya gerek yok. Akşam yemeğe gitmiyorsun o kadar. Bir daha benimle böyle emir verir gibi konuşma. Ne olmuş yani? Karım değil misin? İstediğim gibi konuşurum! İyi o zaman. Ben de istediğim gibi davranırım, tamam mı? Bana bak Tülay, üstüme gelme! Asıl sen benim üstüme geliyorsun. Ne halin varsa gör. Günaydın abi. Günaydın. Hayrola? Ne bu telaş? Oya ile konuşacaktım ya. Akşam anlaşmıştık hani. Ben de mi gelsem acaba? Gerek yok abi. Şimdi sabah sabah ikimiz birden sıkıştırmış gibi oluruz. İyi, sen hallet o zaman. Dükkanda görüşürüz. Hı-hı. Görüşürüz abi. Günaydın canım. Günaydın abi. Hayrola, sabah sabah birden karşımda görünce şaşırdım. Yok bir şey canım. Seninle konuşmak istedim. Ne hakkında? Dün akşam Arif'le konuştum. Abi kahvaltı yaptın mı? Hadi birlikte yapalım. Bırak şimdi kahvaltıyı canım. Gel otur şöyle. Bak Oya'cığım, asılsız bir olay yüzünden boşu boşuna Arif'le birbirinizi üzmüşsünüz. Boşu boşuna değil abi. Cebimde kadınla birlikte çektirdikleri fotoğrafla telefon numarasını buldum. Sen Arif'in böyle bir şey yapacağına inanıyor musun? Hem olsa bile biz buna izin verir miyiz? Birincisi, senin Arif'le gördüğün kadın bizim müşterimiz olacak. Arif Tayfun'un arabasında çalışırken kadını bir yere bırakmış. Kadın da düzenli olarak onu işe götürebilecek bir taksi arıyormuş. Biz de Sıtkı abimle birlikte bu işi almayı düşündük. Anlayacağın işi Arif buldu. Peki ya fotoğraf? Hem de baş başa. İkincisi. Fotoğraftaki kadın okuldaki rehber öğretmenmiş. Çocuklardan biri oyun olsun diye çekivermiş. Şimdi anladın mı? İkisi de üst üste gelince ortada bir yanlış anlaşılma olmuş. Nasıl üst üste gelmişse? İnan bana Arif çok üzüldü. Ben üzülmedim mi sanıyorsun? Dünden beri öyle kötüyüm ki. Hadi benim güzel kardeşim. Daha fazla bu tatsızlığı uzatma. Bak sana her şeyi anlattım. He? Hadi. Tamam abi. Senin dediğin gibi olsun. Anlayacağını biliyordum.
Sen bizim için önemlisin. Üzülmeni ister miyim hiç? Sağ ol abi. Biliyorum. Hayır. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Bizim bu işten, yani araba işinden babamın haberi yok. Olmasın. Anladım abi. Hadi bakalım. Tamam. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Ben çıkıyorum. Anne, akşam için bir şey gerekiyor mu? Hayır oğlum, şimdilik yok. Biz Aysu ile hallediyoruz. İyi öyleyse, akşam görüşürüz. Akşam erken gel Nihat. Yerlere takılma. Tamam baba. Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Bir yaptıkları bir yaptıklarına uymuyor. Hala olgunlaşamadılar. Kolay şeyler yaşamadık. Hı. Olur mu canım? Herkesin kendine göre bir derdi var. Görüştüklerini sen biliyor muydun? Yok canım. Ben de hastanede gördüm. Ateşini ölçtüm. Merak edilecek bir şey yok. Normale dönüyor. İyi. Birkaç gün daha dinlensin bakalım. Okula gitmesin. Hı hı. Gelin kızımız bugün ne yapıyor? Bugün pek işim yok. Bir tek saçlarımı yaptıracağım. Dönerken de siparişleri alırsın. Beraber gidelim istersen. Ben hallederim baba. Peki o zaman ben de çıkayım artık. Bir şey olursa tamirhaneyi ararsınız. Seni uğurlayayım. Turan abi, şu bizim ihale işi ne durumda? İlerliyor arkadaşlar. Bu işi oldu bilin. İşi bağlayan sizsiniz. Ankara bağlantısında siz kuruyorsunuz. Çok büyük para koyduk buna Turan abi. Aman gözünü seveyim. Ankara işi tamam da rüşvet olarak önümüze bir iş çıkarttılar. Ne iş? Bir sorun mu var abi yoksa? Hayır. Konfeksiyon işi. Güvendiğimiz bir adama verdik. Nerede kaldı? Gelmedi daha. Şimdi gelir abi. Birazdan burada olacak. Bağlantıları kurdu. Mallar hazırlanıyor. Pekala. Biz de kalkalım o zaman. Merhabalar. Selçuk'ta geldim. Merhaba. Merhaba. Selçuk tanıştırayım Ahmet Bey. Merhaba. Merhaba. Kazım Bey. Memnun oldum. Kusura bakmayın biraz geciktim. Olsun, mühim değil. Turan abi, gelişmelerden haberimiz olsun. Tamam. Konuştuğumuz gibi. Bu iş tamam. Güle güle. Evet, otur bakalım. Niye geç kaldın? Nişan hazırlıkları abi. Seninle de konuşmuştuk. Keşke bu hengamenin içine sıkıştırmasaydın Selçuk. Erteleyemedim işte. Bir an evvel halledeyimde öbür işleri rahat rahat takip ederim dedim. Nişan bu akşam zaten. Peki kim bu nişanlanacağın kız? Tanımazsın abi. Öyle olsun bakalım. Hayırlısı. Yalnız bir şey unuttum. Neyi unuttun? Abini davet etmek hiç aklına gelmedi mi? Ah, olur mu hiç? Şeref verirsiniz. Gelmezsiniz diye düşünmüştüm. Çok seviniriz abi. Elbette gelirim. Böyle bir günde seni yalnız bırakır mıyım? Ne de olsa erkek tarafıyım. Sağ olun. O zaman birlikte gideriz. Öyle aman aman bir hazırlık yapmadık. Nermin ve Aysu her şeyi hallettiler zaten. Ben sizi davet etmeye geldim. Sağ olun Mustafa. Zaten aile arasında yapıyorsunuz. Üstelik eviniz de küçük. Olsun canım, sığarız, merak etme. Yok yok. Biz daha sonra kutlamaya geliriz. Peki ne zaman istersen, başımızla beraber. Kuş yuvadan uçuyor desin. Ya. Zamanı gelince hepsi bir bir gidiyor. Seni huzurlu görüyorum Mustafa. Olmaz mıyım? Aysu uzun zamandır ilk defa mutlu oluyor. Selçuk'un onu üzmeyeceğine inanıyorum. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Merhaba oğlum. Merhaba Mustafa amca. Aa, dün ajansta Tülay'ı gördüm. Tülay? Murat'ın karısı. Hayır, öyle mi? Ne işi varmış ajansta? Fotoğraf çektiriyordu. Baba, bana biraz para versene. Annemden alacaktım, çıkmış. Seninle konuşacaklarım var. İçeriye geç. Ben de kalkayım size ya. Siz rahat rahat konuşun. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, hayırlısı olsun. Aysu ve Selçuk'a mutluluk dileklerimizi iletirler. Söylerim, sağ ol. Tabii efendim. Dağıtımların hepsi tamam. Yok, dün gece 12'de tamamlandı. Olur,
Peki. Tek sizin imzanıza kaldı. Gönderiyorum efendim hemen. Kusura bakma, ne diyordum? Dediğim gibi. Bir süre Barış'ı tamirhaneye getirme. Babam var biliyorsun. Ters bir şey olur. Haberin olsun istedim. İyi düşünmüşsün. Biraz ara vermemiz Barış için de iyi olur. Daha çok küçük. Hem bu sürede hepimiz daha sağlıklı kararlar alabiliriz. Gerekirse haberleşiriz. Başka yerde buluşuruz. Anlıyorum Sıtkı. Doğrusu olgunlukla karşılamana sevindim. Hadi bakalım. Yine. Hadi sen de gel. Yavaş yavaş. Kolay gelsin. Merhaba. Oya ben. Merhaba. Tanıştırayım. Eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Sanemo'nun rehber öğretmenimiz. Arif, bunları sana ve tatlı yaramazlara getirdim. Çok teşekkür ederiz. Sanem çocuklara verir misin? Hı hı. Bir daha birbirimizi üzmeyelim, olur mu? Tabii canım. Hiç olmamış kabul edelim bunları. Seni çok seviyorum. Hadi seni de bırakalım. Yok, ben atölyeye uyuyacağım. İhracatla ilgili bir iki ufak iş vardı. Peki. Akşama görüşürüz o zaman. Çocukları bekletmeyin. Çok iyi bir alışveriş yaptım. Sayenizde İsmail Hocam. Mahir Bey'in sayesinde. Elbette Mahir Bey'in sayesinde. Gerisi de gelir artık. Geleceğini umuyorum. Biriniz her zaman açık olursak. Hiç şüpheniz olmasın hocam. Aa, Mustafa Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bu arabalar nereden çıktı? Anlatırım hocam. Buyurun siz içeri geçip dinlenin. Ben misafirim uğurlayıp geliyorum. İyi günler İsmail Bey. Ne içerdiniz hocam? Bırak şimdi ikramı. Biliyorsun başımızda son zamanlarda bir sürü iş vardı. Pek ilgilenemedim. Neler yapıyorsun Ali? İşler tıkırında hocam. Merak edilecek bir şey yok. Bu arabaların ne işi var burada? Ben sana burayı tasfiye et dedim. Arabaları satıp borçlarını ödeyeceğim. Şimdi hocam bakın. Çok önemli bir dostumuz var. Onun aracılığıyla bu arabaları kelepir fiyata aldım. İyi bir kâla satıp umduğumuzun üzerinde para kazanacağız. Aradaki fark değil, inanın bana. Çok karlı bir iş. Peki bütün bunlardan benim niye haberim olmuyor? Söyleyecektim hocam. Siz tam üstüne geldiniz. Buyurun hocam. Bu daha başlangıç. Serap Hanım'la konuştum. Bu akşamdan itibaren başlıyoruz. 8:30-9 gibi alırsınız dedi. Bu akşam mı? Abi keşke yarın başlasaydık, nişan var. Canım ne yapayım, nişan var diyemedim. Olsun, bu akşam başlarız. Tekrar konuşsak mı? Ya konuştum zaten, bir daha arayamam. Bizim yerimize Arif gitsin. Arif abi de nişanda olacak. Abi, Lütfü Usta'yı gönderelim. Bizim yerimize ilk günü kurtarır. Olur tabii, neden olmasın? Değil mi? Lütfü Usta, bir bakar mısın? Buyurun. Bak şimdi Lütfü Usta, seninle önemli bir şey konuşacağım. Ama aramızda kalacak. Ağzın sıkıdır, bilirim. Öyledir. Beni yıllardır tanırsınız. Siz söyleyin yeter. Bunu bana Selçuk Bey'in Fransa'dan getirdi. Bana da annem bunu İsveç'ten aldı, bak. Çok güzel. Ermin, çocukların hepsi burada değil mi? Murat'la Tülay daha gelmediler. Çocuklar da iyi kaynaştılar. Çocuk işte. Saatlerin olmaz ki. Hanım, Selçuk nerede kaldı? Bak saat kaç oldu? Biraz geç geleceğini söylemiştim. Gelir şimdi. Olmazsa cep telefonundan ararım baba. Yani Murat'lara birini gönder de gelsinler artık.
3 puan daha alırsak kesin şampiyonuz. Görürsünüz beyler. Ama belli de olmaz Tuncay Bey. Daha çok maç var. Vallahi Tuncay Bey Arif haklı. Göreceğiz bakalım. Ne oldu anne, bir şey mi var? Murat da Tülay daha gelmediler. Babam birisi haber versin dedi. Tamam ben gidiyorum. Sağ ol ya. Çocuklar bir şey ister misiniz? Sağ olun Nermin Hanım, biz böyle iyiyiz. Ablasının geleceğini hiç düşünmemiştim ama geldi. Gelmesi iyi de oldu, hatasını anladım. Bu renk iyi mi, koyu galiba? Yo yo iyi. Ablacığım çok güzel oldu. Süremiyorum, elim ayağım titriyor. Ver ben süreyim. Bir de telefonu kapatıyor. Babamlara ne söyleyeceğim? Nihayet geldi. Nerede kaldınız? Siz nişana gelmiyor musunuz? Arif abi. Ben de Tülay geldi sanmıştım. Tülay evde değil mi? Bir işi vardı. Çok gecikti. Olsun. Sen gel bari. Gelince o da iner. Beklesem mi acaba? Babam sorar şimdi. Zaten babam çağırmış. Hadi biz çıkalım. Çıksam mı acaba? Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Umarım çok geç kalmadık. Sizin de işiniz var burada. Siz tanışıyor musunuz? Turan abi, kapıda daha fazla durmayalım. Buyur, içeri geçelim. İyi akşamlar Sıtkı Bey. Sıtkı dur. Kapıyı niye yüzümüze kapatıyorsun? Ne bileyim. Hepinizden özür dilerim, biraz geciktim. Ama mazeretimi söyleyince bana hak vereceksiniz. Tanıştırayım. Yok, zahmet etme Selçuk. Biz tanışıyoruz. Tanışıyor musun? Evet. Hoş geldin Turan. Hoş bulduk Mustafa. Turan benim eski bir dostum. Bu adamın ne işi var burada? Selçuk'un bu adamla ne işi var peki? Bilmiyorum abi, ben de çok şaşırdım. Ben izninizle Aysu'ya bir bakayım. Buyur. Nereden nereye ha Mustafa? Yıllardır tanışırız. Böyle bir tesadüfle bir araya geleceğimize inanmazdım. Ya, öyle oldu.